Kıymetli misafirler, değerli arkadaşlar, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Programımızda anlatılacak olan belli, anlatacak olan belli. Ben ise anlatıcıyı anlatmakla görevliyim. Bu görevi de şairin karşılıklı diyalog halinde geçen şu şiirini aktararak gerçekleştirmek istiyorum. Hey yabancı! Biz yabancıları sevmeyiz burada. Topla pılını pırtını. Bir kez çektin mi belinden, asılacaksın tetiğe. Sonra da adını koyacaksın. Devrimci edebiyatı. Peki öyle olsun. İçilmiş çaylar, sahil dondurmaları, hatta kara bulanmış çizitmelerim kalsınlar burada. Hatırı sayılır ustalıklı muştamı, bir de tütün kesemi alıp ayrılırım aranızdan. Korktuğundan değil ama sizi korkularınızla baş başa bırakmaktan. İki el daha izin verseydiniz bana, sadece iki el ve kıyamet. Sadece bir bakışın bize geri dönüşü ve kıyamet. Sadece zafer sarhoşluğu ve evet, birden kıyamet. Aman Tanrım, gözlerime inanamıyorum. Sen ha? Ben ya? Asırlardır durmadan savaştığın, durmadan dudak büktüğün ben. Şu doğulu, şu yenik yüzlü esmer çocuk. Küllerimden doğayım diyorum, durmadan su döküyor bizimkiler. Askerler geliyor siyah takım elbiseli adamlarla kol kola. Duvara ellerini dayayıp hafifçe eğilip buyurun diyor bizimkiler. Mini etekli sekreterleri ve ağırlaşmış kıllarıyla hacca giderek eşe dosta hurma ve çocuklarına Tayvan malı oyuncaklar getirerek cennete diyorlar. Artık gideriz değil mi? Nah gidersiniz demek geliyor içimden. Cennetin kapısı sizin için yapılmadı. Demek beklenen kurtarıcı sensin ha adamı? Belki de değilimdir. Belki de What is Matrix ve Bruce Willis masallarından daha esaslı bir öykü bulabilir ve adımı kurtarabilirsem global bir firmadan değilim tabii ki. Net 315 milyon lirayla değil dünyaya Mehdi olmak. Kız kardeşimi kurtaramam okul önlerinde job yemekten. Kendimi kurtaramam. Öyle yazarım açlıktan ve gerilmiş sinir uçlarımla Tunku Hasan de Tiro'nun savaş günlüklerini okurum nostalji olsun diye. Marcos'un, Humeyni'nin hatta Carlos'un resimlerini keserim gazetelerden. Beklerim sonra. Beklerim. Hazırlanırım. Hazırlanacak ne kaldıysa. Çok etkilendim dostum. Niçin senaryo yazmayı denemiyorsun? Aslında fena fikir değil. Neler olup bittiğini anlatırım insanlara. Ama inan bana, filmden çıkınca McDonald's'a gidip buzluğa atılmış çocukların emeğinden yapılma burgerlerinden yerler. Oturup beni tartışırlar. Aslında var ya diye başlayan cümlelerle, aslında var ya harcarlar beni. Çünkü harcanmayan şey kutsal değildir. Ve ben olsaydım derler. Asla ben olmayı beceremedikleri halde. Hey, yapma. Bu kadar umutsuz olamazsın. Umutsuz falan değilim. Bunu sok kafana ve korkmaya başla. Aliye ile ortak noktalarımızdan birinin şairin dediği gibi umutsuz olmamamız olduğunu düşünüyorum. Sonundan bağlamak gerekirse. Ve biliyorum ki benim gibi sizler de umutsuz değilsiniz ve bundan çok eminim. Allah rahmet eylesin, bir hocamızın dediği gibi iman varsa imkan da vardır sözünün özüyle canlı kalır umut. Yaşamak umuttur, yaşatmak umut. Mücadele umuttur, inanmak umut, iman umut. Umut güzel şeydir dostlar, umut güzel şeydir. Şimdi sözü bizim güzel Aliye'mizi anlatacak olan kişiye bırakıyorum. Huzurlarınızda İsmail Kılıç Arslan. Selamünaleyküm. Şimdi iyice %90'lara çıktı konuştuğum salonlardaki ablaların sayısı. Onlar kendilerini bir alkışlasın ya.
bunu her yerde söylüyorum. Burada bir kere daha söyleyeyim ve öyle başlayayım. Şimdi yarın öbür gün Allah izin verirse evleneceksiniz, eşleriniz olacak, çocuklarınız olacak. Şimdi erkek kardeşleriniz vardır, babalarınız vardır, kuzenleriniz vardır. Onlara deyin ki, ya bu işler sadece bize kalmamalı. Biraz böyle oldu artık son 15 yılda. Bizim erkekler diyelim, öyle diyelim. Bizim erkekler başka şarkıların peşine düştüler. Bizim şarkılarımızı söylemek aslında adaletsiz şekilde biraz size kaldı. Dolayısıyla bu adaleti önümüzdeki süreçte tesis edecek yine sizlersiniz. Kafalarına vurun evlatlarınızın, kardeşlerinizin, erkek kardeşlerinizin, eşlerinizin ve bu şarkıyı söylemelerini onlara da önerin diyelim ve hoş buldumla başlayalım. Öncelikle Osman Gazi Üniversitesi'ne ve Medeniyet Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Aynı fakültede okuduğum kıymetli abim Musa Karataş'a da teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda onun da emeği büyük. Ali İzzet Begoviç'i konuşuyor olmak, orada bir karışıklık. Erkekler niye kalkmıyor abi? Burada bak şeyler var diye. Onlar da arkaya sıkışmış kalmış. Ali İzzet Begoviç'i konuşmak, Ali İzzet Begoviç'ten bahsetmek bana her zaman kesintisiz bir heyecan veriyor. Ama bu heyecan son zamanlarda çok moda olan tabirle romantik bir heyecan değil. Zaten ben romantik heyecan diye bir şeyin olmadığını, onun romantik hezeyan olduğunu, bizim onu heyecan zannettiğimizi düşünüyorum. Yunus Emre de mesela beni çok heyecanlandıran bir isimdir ama bazıları açısından Yunus Emre romantik bir hezeyan karakteridir. Bazıları için Mevlana romantik bir hezeyan karakteridir. Üzerlerine bir hırka giyerler, buraya hu yazarlar, arkaya hiç yazarlar ve ortada bir çeşit neyse ortada bir çeşit insan taklidi olarak dolaşırlar ve o sömürüden bir şey çıkartmaya çalışırlar kendilerine. Ben Aliye ile hiçbir zaman böyle bir ilişki kuramadım. Aliye'yi sömürmek aklımın ucundan geçmedi. Dolayısıyla Aliye'ye karşı duyduğum heyecan romantik bir heyecan olmadı. İşin kötü tarafından başlayayım. Aliye'nin ülkesindeydim bundan 15 gün önce. Şeyde bir Saraybosna'nın Hüsrev Begova Camii'nin hemen yanında bir çeşme vardır. Gidenleriniz vardır belki. İki çeşmeden su akar şırıl şırıl. İki çeşmeden sağ tarafta olanından içerseniz Bosna'ya bir daha geleceğinize delalettir. Sol taraftaki çeşmeden içerseniz de Bosna'dan evleneceğiniz iddia olunur. Öyle bir batıl inanç. Ben herhalde ilk gittiğimde sağdaki çeşmeye ellerimi dayadım ve kana kana su içtim. Çok susamış olmalıyım ki. Allah nasip ediyor. Her seferinde Bosna'ya gitmek için bir vesile çıkıyor ve Bosna'ya çok sık gidiyorum. Yani belki Türk şehirlerinden daha çok Saraybosna'ya gidiyorum ve gidip geldikçe bir takım tuhaf durumlara da şahit oluyorum. Dolayısıyla sonundan başlayalım ve Ali İzzet Begoviç'i öyle anlatalım diyorum. Allah izin verirse de 31 Mayıs 1 Haziran günlerinde 40 Türkiye'nin öncülüğünde 40 ülkeden Bosna Hersek'te okuyan öğrencilerin katılımıyla bir yabancı öğrenciler buluşması tertip ediliyor 2 gün boyunca. Allah nasip ederse 31 Mayıs'ta da orada olacağım tekrar. Son gittiğimde Eskişehir kültür dünyası başkenti Saraybosna'da 3 tane etkinlik yaptı. Bu etkinliklerden biri aydınlar buluşmasıydı. 4 Boşnak aydın, 4 Türk aydınla buluştu. Bir diğeri Boşnakların geleneksel müziği Sevdalinka'nın icra edileceği bir konser organizasyonuydu. Üçüncüsü de bir toplu sünnet organizasyonuydu. Romantizm derken neyi kastettiğim anlaşılsın diye söylüyorum. Anlatıyorum bu hikayeyi. Aydınlar buluşmasına katılım 21 kişiden ibaretti. 21 arkadaşlar. 8 konuşmacı dahil.
Akşamki Sevdalinka konserine ben üşenmedim, saydım. 63 kişi katıldı. Bu arada ben o etkinlik için orada değildim. Bambaşka bir şey için oradaydım. O günün akşamı ben Türkiye'den bu işi organize etmek için gelen heyetin 93 kişi olduğunu öğrendim. Türkiye'den konuşmacılar dahil 21 kişinin katıldığı bir aydınlar buluşması ve bir Sevdalinka konserini organize etmek için 93 kişi Bosna'ya gitmiş. Bütün bunlara rağmen ya neyse kimseyi üzmeyelim gazetede bunu yazıp da kimsenin canını sıkmayalım diye düşünmüştüm ama ertesi gün Dwayne Avaz diye Radončić denilen ve Bosna'nın Cemuzan'ı diyebileceğim bir aşağılık herifin gazetesinde kimse bize kültür pazarlamaya kalkmasın diyerek toplu sünnet şöleninin kıyasıya eleştirildiğini gördüm. Buna rağmen ya gazetede yazmayayım bunu falan diye düşünürken o eleştirilerin kaynağının bir gün önceki Aydınlar Buluşması ve Sevdalinka konserini düzenleyen bir Boşnak hanımefendiden kaynaklandığını gördüm. Yani Aydınlar Buluşması'nı ve konseri düzenleyen hanımefendi bunlar bize kültür ihraç ediyorlar, toplu sünnet bizim kültürümüzde yok diyerek zehir zemberek bir yazı kaleme almış. Ve Bosna'nın en muhalif, Bosna'yı karıştırmak için uğraşan gazetesi de Türkiye'yi ve Türkleri zayıflatmak için bu yazıyı delil kabul edip manşet atmış. Onun üzerine tabii zehir zemberek bir yazı yazdım. Ya bu iş böyle olmaz diye. Yani bu köfte, Saraybosna'nın köftesi meşhur, bir de kahvesi meşhur. Köfte yiyip kahve içme romantizminden kurtulmamız lazım diye bir yazı yazdım. Sizce o yazıdan sonra bana hakaret etmek için ya da ya iyi yazmışsın demek için ya da meselenin aslını öğrenmek için beni kaç kişi aramıştır dersiniz? Sıfır. Hiç kimse aramadı. Hiç kimse aramadı. Çünkü fiili olarak ne Saraybosna umurlarında ne Bosna Hersek umurlarında. Sadece 93 kişilik romantik bir gezi yapmışlar Saraybosna'ya. Vay be ecdada bak Mostar'ı yapmışlar. Vay be ecdada bak Hüsrev Begova camisini yapmışlar. Vay be ecdada bak Fatih camisini yapmışlar. Ebe güzel abim. O ecdadın yaptığı Mostar Köprüsü'nün etrafında halihazırda Almanlar Hırvatlara paraları basıyor. Almanlar oralardan toprak alıyor. Çok yakında Plesibit yapacaklar. Ve Mostar ikiye ayrılacak. Mostar'ın Hırvatistan sınırına doğru olan tarafı, yani içinde Poçitel gibi muhteşem bir Osmanlı köyünün ve Tekke Bilagay diye o Alperenler Tekkesi'nin olduğu yerler Hırvatlara kalacak. Şu 93 kişiyi oraya götüreceğine iki tane Müslüman boşnağa para vereydin de oradan toprak alalardı diyesi geliyor insanın. Bosna algımız, Aliye algımız bizim bütünüyle romantik. Yani bir gerçekçi yere oturmuyor. Ama biz bunu hep yapıyoruz. Yani sadece Aliye'ye yapmıyoruz, bugün Necmettin Erbakan'a da yapıyoruz. Sadece Necmettin Erbakan'a yapmıyoruz, Muhammed İkbal'e de yapıyoruz. Sezai Karakoç'a da yapıyoruz, Cahit Serifoğlu'na da yapıyoruz, Atasoy Müftüoğlu'na da yapıyoruz. Bu adamlar bizim açımızdan son derece romantik tarihi şahsiyetler olarak tarihteki yerlerini alıyorlar. Dolayısıyla kıymet hükümlerini verip bu adamların eserlerinden yaptıklarından hareketle ortaya koydukları davanın devamcısı olmak yerine aman be Cahit Serifoğlu otostopla Avrupa'yı gezmiş ne kadar heyecan verici romantizminde buluyoruz kendimizi. Sezai Karakoç Muazzez Akkaya diye bir hanımı sevmiş ne kadar romantik falan diyoruz kendi kendimize. Ve mesela Sezai Bey'in kendi tabiriyle söyleyeyim zayıfça şiirlerinden olan Monaroza'dan başka şiirini bilmeden Sezai Karakoç hakkında çok büyük adamdı diye konuşuyoruz. Kaçımız ortalama 5 Sezai Karakoç kitabı okudu desem salonda kalkacak parmak sayısı 8 olursa mutluyum. 10 olursa bahtiyarım, 20 olursa mutluluktan geberebilirim. Böyle. Dolayısıyla biz Türkler genel manada
tarihi şahsiyetleri gayet romantik adamlar olarak ele almayı, eskiden tarihi ilişkilerimiz bulunan coğrafyaları gayet romantik tatil beldeleri olarak konumlandırmayı çok severiz. Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı niye bundan fazlasını yapsın ki? O da gitti 93 kişiyle romantik bir Bosna tatili yaptı ve geldi. Ama ben o paralara üzülüyorum. Ben o paralara üzülen adamım. Çünkü o paralarla Bosna'da neler yapılabileceğini biliyorum. Mesela Zenica'da Sırpların olduğu bir bölgede okulu yenilersiniz. O Sırp okulunda artık Türkiye aleyhine bir şey söyleyemezler 3-4 sene. Parasıyla düşmanlığı ortadan kaldırırsınız. Ya da bir boşnak okuluna o parayla yatırım yaparsınız. O boşnak çocuklar sizi hayır duayla anarlar. Çünkü gerçekten hani kelimenin gerçek anlamıyla ikinci bir ayakkabısı olmadan, ikinci bir kalemi olmadan, ikinci bir defteri olmadan ilkokulu, ortaokulu bitiren boşnak çocuklar var. Çünkü ülkede işsizlik %40-45. Korkunç bir işsizlik var. Ama bizim abilerimiz 93 kişiyle gittikleri organizasyonlarla Bosna için bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Benim en çok üzüldüğüm mesele bu. Siz genç insanlarsınız. Bu meselenin üzerinde niye bu kadar çok duruyorum? Sorumluluk bilinci dediğimiz şey, Müslüman bir Müslüman için sorumluluk bilinci dediğimiz şey böyle bir şey değil arkadaşlar. Saraybosna'ya gidip köfte yiyip kahve içince bir Bosna duyarlılığı geliştirmiş olmuyorsun. Gelelim Aliye İzzet Begoviç'e. Meseleyi bir çeşit magazin tarafından, aktüel tarafından aldık ama buradan geriye götürelim. Aliye İzzet Begoviç kimdir? Üsküdar'da bir hanımın torunudur. Elde var bir. Dolayısıyla soyadı Begoviç'tir. Bosna Hersek'te herhangi bir ailenin soyadı Begoviç'se, Fazlı Begoviç, İzzet Begoviç, boşnaklar kızıyor, İzzet Begoviç diyelim biz. Niye İzzet diyorsunuz? Adamın adı İzzet Begoviç diyorlar. İzzet Begoviç falansa bu Bosna Hersek'teki o ailenin geçmişte Türkiye ile ve Osmanlı ile doğrudan bir akrabalık ilişkisi olduğunu gösterir. Begoviç soy isimleri böyledir Bosna'da. Ve yönetici sınıfından olduklarını da ya da ağa sınıfından olduklarını da gösterir bir taraftan. Aliye İzzet Begoviç 1925'te Saraybosna'ya en uzak Bosna Hersek toprağında, yani bugün bile 5 saat gidiyorsunuz. Biliyorsunuz Bosna Hersek küçük bir ülke. En uzak yerine 5 saatte ulaşılıyor. En uzak yerin adı Bosanski Şamak. Ve Aliye İzzet Begoviç Bosanski Şamak'ta bir evde 1925 yılında dünyaya gözlerini açıyor. Tabi gurur duyduğumuz bir şey de söyleyeyim hemen. TİKA, benim Türkiye'nin gurur duyduğum kurumlarından biridir. TİKA, Bosanski Şamak'ta Aliye İzzet Begoviç'in doğduğu evi halihazırda restore ediyor ve müze haline getirecek. Güzel de bir yanına yöresine kültür merkezi planları var. Böylelikle Aliye İzzet Begoviç'in doğduğu ev yaşamaya devam edecek, yoksa yıkılmak üzereydi. 1925'te Aliye İzzet Begoviç bir boşnak olarak doğuyor. 1925'te bir boşnak olarak doğmak 1930'ların ortalarında Almanya'da bir Yahudi olarak doğmakla hemen hemen eşdeğer bir şey. Çünkü modern dünyanın ve emperyalist güçlerin desteklediği iki millet, yani Sırplar ve Hırvatlar, bir taraftan Almanların, bir tarafta akrabalık bağları yüzünden, bir taraftan Almanların desteğini alan Hırvatlar, bir taraftan da Rus bloğunun desteğini alan Sırplar, ülkenin hakim unsurları durumundalar. 1878'de halife Saraybosna'yı vereceğine İstanbul'u versin diyerek itiraz eden boşnaklar, Saraybosna'nın elden çıkmasına, 1878 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna'yı ele geçirmesiyle beraber kelimenin gerçek manasıyla yetim kalmışlar. Birinci Dünya Savaşı'nda çokça eziyet görmüşler çünkü koruyanları yok, kollayanları yok. Osmanlı imdada gelemiyor ve boşnaklar genel olarak yönetici ve kültür sanat dünyasından insanlar. Çünkü Müslümanlar, Osmanlı bunları hep yönetici olarak, kültür sanat insanı olarak falan kullanmış. Gelişmiş bir şehir kültürleri var, yerleşik bir yaşam kültürleri var ama işte kavga, dövüş, savaş vesaire gibi şeyler konusunda diğer milletlere nazaran daha az hınçları olan, daha yönetici elit
kesimin insanları Boşnaklar. Birinci Dünya Savaşı'nda epeyce eziyet görüyorlar ve Birinci Dünya Savaşı'nda bir Müslüman teşkilat, yani kendilerine Boşnak değil de Müslüman, zaten hani bugün nüfus sayımlarında bile Boşnakları fena halde uyarıyoruz her seferinde. Sakın kendinizi Müslüman olarak, yani diğeri olarak tanımlamayın, Boşnak olarak tanımlayın. Çünkü adamlar için Boşnaklık diye bir şey yok. Müslümanlık eşittir Boşnaklık şeklinde değerlendiriyorlar ve nüfus sayımlarında şey kaybediyoruz. Bosna'da. Efendime söyleyeyim, puan kaybediyoruz, yüzdelik dilim kaybediyoruz. Adam kendini ben Müslümanım deyip diğer olarak işaretliyor. Boşnak olarak işaretlemiyor falan filan. Ve Bosna Hersek coğrafyasında emperyalizme kuşatmaya karşı ilk direniş 1917 yılında, şimdi ismini zihnimi sabah beri zorluyorum bulamadım, bir Müslümanın önderliğinde bir Müslüman direniş teşkilatı kurularak, tabii sonu çok acıklı oluyor. Hem Sırplar hem Hırvatlar bu teşkilatı bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve Ali Ezzet Begoviç 1925'te doğduğunda Bosna son derece karışık bir coğrafyanın tam ortasında yetim kalmış bir halk olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Aliya çocukluğundan hatırladığı en net anısı, Aliya'nın tabii hemen Bosna Hersek'e Saraybosna'ya taşınıyor aile. Çocukluğundan hatırladığı en net anı mahallelerindeki camide sabah namazından sonra Rahman Suresi okuyan müezzin Müezzinoviç'in, caminin müezzini Müezzinoviç'in okuduğu Rahman Suresi'nin tınısı. Çocukluğunu belirleyen şey o. Aliya dümdüz Müslüman bir ailenin çocuğu. Kent soylu, yetişmiş, kendini iyi yetiştirmiş bir Müslüman ailenin çocuğu. Fakat buna rağmen 13-14 yaşlarında, yani 38 ve 39'larda Avrupa'daki ve dünyadaki büyük buhrana da paralel olarak, hani İkinci Dünya Savaşı'nı bekleyen o büyük buhrana da paralel olarak Tanrı'nın varlığını, Allah'ın varlığını sorguladığı bir dönem yaşıyor 14-15 yaşlarında. Fakat hızla bu fikrinden vazgeçiyor ve 1941 yılında 16 yaşındayken, lisedeyken Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın bir üyesi oluyor. Yani Miladi Müslümani. Miladi Müslümani Boşnakların İkinci Dünya Savaşı'nda hepten yok olmalarını bir şekilde engelleyen kuruluşlardan biri. Ne demek bu? Hırvatlar doğal olarak Almanların yanında, Sırplar da doğal olarak Rusya'nın yanında savaşa giriyorlar. Boşnaklar yanında savaşa girebilecekleri hiç kimse olmadığı için arada kalıyor. Boşnaklar zaten yüzyıllardır o manada arada kalmış bir millet. Çünkü Sırplar Ortodoks, Hırvatlar Katolikken Boşnaklar Bogomil olmayı seçiyor mesela. Yani tek tanrılı bir Hristiyan mezhebi. Hep bir üçüncü yol arayışı söz konusu Boşnaklarda. Ve İkinci Dünya Savaşı sürecinde de bir ikinci yol arıyorlar, üçüncü yol arıyorlar. Bir kısım Boşnaklar Almanların yanında Sırplara karşı savaşıyor. Bir Hançer Teşkilatı diye bir teşkilat kuruluyor. Aliya Hançer Teşkilatı'na fena halde karşı. Çünkü Aliya Müslümanlığını bir kimlik meselesi haline getirmek zorunda olduğunu henüz 15-16'lı yaşlarında anlıyor. Yani bizim Almanların yanında, Rusların yanında alabileceğimiz bir mesafe yok fikrine henüz 16 yaşında bir çocukken ulaşıyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı Boşnaklar için büyük bir kıyım. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye 5 ya da 6 ayrı cumhuriyetten oluşan federatif bir devlet kuruluyor. Başına Tito geçiyor. Ve Tito'nun en çok önem verdiği millet, kendisi de bir Sırp olduğu için Sırplar, en az önem verdiği millet de aşağılık Müslümanlar oldukları için Boşnaklar oluyor. Ve Aliya ve arkadaşları 1940'lı yılların sonunda, tarihlerle aram çok iyi değildir, 48 olabilir, Miladi Müslümani üzerinden ilk hapse girme deneyimlerini yaşıyorlar. Hatta Miladi Müslümani'nin kongresinde Aliya Halit Kaytaz diye bir arkadaşıyla başkanlık için yarışıyor. Ve Halit Kaytaz kazanıyor başkanlığı. Halit Kaytaz'ı asıyor Tito.
Aliye'yi de örgüte üyelikten 5 sene hapse mahkum ediyor. Aliye anılarında eğer ben Halit Kaytaz'ın yerine o seçimi kazansaydım muhtemelen idam edilmiş, Halit gibi idam edilmiş olacaktım diyor. Halit Kaytaz da şeyde aynen de böyle yazılıyor Halit Kaytaz diye. 17-18 yaşlarında belki 20 yaşlarında böyle çok böyle güzel yüzlü bir boşnak delikanlı. Onu asıyorlar, birkaç insanı daha asıyorlar ve Aliye ilk 5 yıllık hapsini yaşıyor ve o hapis esnasında aslında kalkınma dediğimiz şeyin, yani Müslümanların kalkınması dediğimiz şeyin entelektüel bir çabayla olacağını ve entelektüel bir çabayla desteklenen kalkınmanın ancak boşnak Müslümanların kimliklerini korumasıyla sonuçlanabileceğini gördüğü için entelektüel alanda bir faaliyet yürütme yolunu seçiyor. 1970'li yıllarda olağanüstü baskılar var dini hayata karşı. Medreseler kapalı, camiler kapalı. Bir camide cuma namazı kılınmasına izin veriliyor birçok boşnak şehrinde. Medrese, dini eğitim bütünüyle kapalı. Evlerde gizlice yapılıyor. Bir tek hani mevlid bidattır falan diyenlere en çok bu örneği veriyorum. Bir tek mevlid okuyabilmişler. Mevlid için bir araya gelebilmişler. Dini hayatlarını mevlid üzerinden sürdürmüşler. Ben böyle bidata kurban olayım diyorum her seferinde. Yani Makedonya'da da öyledir arkadaşlar. Mevlid okuyarak insanlar dini hayatlarını ayakta tutmayı başarabilmişlerdir. Kazan'da da öyledir biliyor musunuz? Kazan'da da o medrese mollaları mevlid okuyoruz. Bu bizim gayet kültürel bir etkinliğimiz diyerek dini hayatlarını ayakta tutabilmişlerdir. Dolayısıyla bir şeyi hemen ve çok keskin şekilde bidat midat diye nitelendirmeden önce acaba ya bu ne işe yaramış falan diye bir bakmak lazım. Yeri gelmişken onu da söylemiş olalım. Aliye 1970'li yıllarda İslam Manifestosu isimli bir kitap yayınlıyor. Sonra onu geliştiriyor, İslam Deklarasyonu haline getiriyor. Ve 1983'te Tito'nun ölümünden sonra 1983'te meşhur Saraybosna davası denilen davada pek çok arkadaşıyla beraber, ki bunlardan biri Miladi Müslümani hakkında bir kitap da yazan, Miladi Müslümani üyesi olan Ömer Behmen'dir. Bir diğeri hepinizin tanıdığını umduğum Cemalettin Natiç'tir, şair. Boşnakların ilk milli marşını yazan şair Cemalettin Natiç'tir. Ve çeşitli düzeylerde hapislere mahkum ediliyorlar. Aliye epeyce yüklü bir hapis cezası alıyor ama 83'ten 89'a kadar, bu arada tabii Doğu Batı arasında İslam kitabı yayınlanmış ve elden ele bir sürü kopya olarak dolaşıma sokulmuş durumda. Ve Aliye Avrupa'nın ortasında bir şeriat devleti kurmak isteyen fundamentalist adam olarak nitelendiriliyor hemen o kitaptaki fikirlerinden dolayı. Bu davaya esas teşkil eden meselelerden biri de o kitaptır ve Aliye'nin diğer yazdıklarıdır. 1900 yani Yugoslavya'da pek çok siyasi gelişme olunca 1989 yılında Aliye İzzet Begoviç hapisten çıkıyor ve hapisten çıkar çıkmaz Yugoslavya'nın parçalanmakta olduğu bir süreçte buluyor kendini ve yapılabilecek en makul şeyi yapıyor, arkadaşlarını toplayıp Demokratik Eylem Partisi, yani SDA adıyla bir parti kuruyor. Ve hemen Yugoslavya'dan kopan diğer ülkelerin yaptığı gibi Bosna Hersek'i bir referanduma götürüyor. Referandumda %62 oranında Bosna Hersek'in bağımsızlığı meselesi gündeme geliyor. Bosna Hersek bağımsızlığını ilan ediyor. 1991'de Aliye İzzet Begoviç Bosna Hersek'in ilk başkanı, ilk devlet başkanı olarak koltuğuna oturuyor. Ama bu esnada Sırplar Kosova'nın intikamını alma vakti geldi, Büyük Sırbistan'ı kurma vakti geldi diyen Sırplar Boşnakların bu özgürlüğüne tahammül edemeyeceklerini deklare ediyorlar ve hepinizin bildiği gibi 1992-1995 yılları arasında Avrupa'nın göbeğinde, bütün dünyanın gözü önünde hiçbir müdahale olmaksızın
Srebrenica soykırımı da dahil olmak üzere 100 bine aşkın insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna, Sırbistan ve Hırvatistan Savaşı patlak veriyor. Ali Ezzet Begoviç bu süreçte aynı zamanda ordularına başkomutanlık da yapıyor. Ama ordu dediğinizde silah yok, silahlar Sırplarda. Para yok, paralar Hırvatlarda. Boşnakların hiçbir şeyi yok. Yani Boşnaklar hani bu paralar nereye gitti falan diye 90'lı yıllarda büyük hikayeler kopmuştu. Türkiye'den, İran'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan neredense işte bir takım paralar Bosna Hersek'e girmeye başlıyor ve bazen Sırplardan, bazen Hırvatlardan, bazen illegal olarak silah satan adamlardan silahlar alarak Saraybosna'daki bir boru fabrikasını silah fabrikasına çevirerek, ki rahmetli Erbakan'ın bunda çok büyük bir katkısı vardır. Allah razı olsun bir kez daha. Boşnaklar tabii oraya giden bir takım mücahitlerle, ki biri Travnik'tedir mezarı, Selami Yurdan abi. Dünyanın pek çok bölgesinden Bosna'ya savaşmaya giden mücahitlerle olağanüstü bir varoluş savaşı veriliyor ve 1995'in son günlerinde Boşnaklar savaşı kazanmaya başlamışken, Hırvatlarla beraber Banja Luka gibi önemli Sırp şehirlerini de düşüreceklerken, birden modern dünyanın aklına bu savaşı durdurmak geliyor ve Boşnaklar savaşı kazanmaya başlamışlarken masaya oturtuyorlar tarafları ve Dayton Anlaşması gibi Ali Ezzet Begoviç'in "eve ya savaşa devam ediyoruz" cümlesiyle dönecektim ya da koltuğumun altındaki bu saçma sapan barış anlaşmasıyla kendimi çarmıha gerilmiş İsa gibi hissediyorum dediği o anlaşmayla bu savaş sona erdiriliyor batılı amcalar tarafından ve bugün hala Bosna Hersek'teki kaosun devam etmesini sağlayan o saçma sapan Dayton Anlaşması imza ediliyor. Ve Aliye de bu süreçten sonra 2003'e kadar daha yaşıyor ve 2003'te neredeyse bütün Bosna'nın katıldığı bir cenaze töreniyle Saraybosna'nın hafif tepesine doğru o şehitlikte mütevazi kabrinde yatmaya devam ediyor bugün itibariyle. Bu kısa biyografisi, ama biyografinin yanı sıra Ali Ezzet Begoviç'i 20. yüzyılın çok önemli siyasetçilerinin yanında anabiliriz. Yani Abdülhamit'in, Muhammed İkbal'in, Necmettin Erbakan'ın falan yanında anabiliriz. Ama çok daha önemli bir başka yerde anabiliriz Ali Ezzet Begoviç'i. O da 20. yüzyılın en önemli Müslüman düşünürlerinden biri. En önemli Müslüman düşünürlerinden biri, çünkü yani Ali Ezzet Begoviç ülkesini, yani kader öyle tecelli etmeseydi ve ülkesini kurtarmada bu kadar aktif rol oynamamış olsaydı da, Ali Ezzet Begoviç ordularını yönetmemiş olsaydı da, yazdığı kitaplarla çok büyük bir Müslüman düşünür olarak tarihteki yerini alacaktı. Ali Ezzet Begoviç'in asıl büyüklüğü İslam Deklarasyonu, İslam Manifestosu, Hayata Tanıklığım, Doğu Batı Arasında İslam gibi muhteşem analizlerle dolu kitapları yazmış olmasıdır. Dolayısıyla aranızda Ali Ezzet Begoviç'i sevdiğini zanneden varsa ve henüz kitaplarını okumamışsa, biliniz ki henüz Ali Ezzet Begoviç'i sevmeye başlamamışsınız demektir. Sadece şuralarda bir yerde resmini gördüğünüz ve bir takım hikayelerini yarım yamalak birilerinden duyduğunuz bir adamı seviyorsunuz demektir. Ama Ali Ezzet Begoviç'in yazdığı kitapları okuduğunuzda orada sıfır tavizle, sıfır entegrasyon talebiyle, yani entegre olmayı reddederek ve hem Batı'yı, hem Hint felsefesini, hem Çin'i, ama en çok da İslam'ın geleneksel bütün kaynaklarını büyük bir yetkinlikle değerlendirmesini bilmiş ve
dünyaya 20. yüzyılın ağzından yeni bir örgütlenme yöntemi, yeni bir düşünsel yöntem, yeni bir devlet sistematiği, yeni bir devlet pratiği önermiş ender kafalardan biri olduğunu göreceksiniz. Ve mesela o adam diyecek ki, düşmanlarımıza gelince onlara adaletten başka hiçbir şey borçlu değiliz. Ve o adam Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını yaparken diyecek ki, bugün burada karşınıza kadınları, çocukları, yaşlıları öldürmüş biri olarak, bir halkın temsilcisi olarak gelmedim. Bugün karşınıza evleri yakan, tarlaları yakan, kadınlara tecavüz eden bir halkın temsilcisi olarak gelmedim. Dolayısıyla benim başım dik ama düşmanlarımın tamamı bunu yaptı diyerek konuşma yapmış bir adamdan söz ediyoruz. Ve bu adamdan söz ederken, ya onlar bizim yaşlılarımızı öldürüyorlar, çocuklarımızı katlediyorlar, biz de onların yaşlılarını öldürsek, çocuklarını katletsek diyen askerlerine, ama onlar bizim öğretmenimiz değil cevabını savaş şartlarından söz ediyorum verebilmiş bir adamdan söz ediyoruz. Ve Kur'an bir edebiyat kitabı değildir, bir hayat kılavuzudur ve onu bu yönde değerlendirmek gerekir diyecek kadar da kafası netleşmiş bir adamdan söz ediyoruz. Ve bütün bunları baskı altında bir coğrafyada, kitaba ulaşmanın bile epeyce zor olduğu bir coğrafyada, bir petrol şirketinde çalışıyor olmanın avantajlarını da kullanarak, hani yurt dışından kitaplar getirerek, şunu bunu yaparak sağlamış ve hayatıyla, en önemlisi düşünceleriyle hayatı arasında en küçük bir boşluk barındırmamış. Ne demek bu? Hani kiminin düşünceleri çok iyi oluyor, hayatı çok berbat oluyor. Kiminin hayatı çok düzgün oluyor, düşünceleri çok berbat oluyor. İşte Aliye'de böyle bir ayrım yok. Aliye hayat pratiğiyle düşünsel pratiğini örtüştürmeyi başarabilmiş bir adam. Evet, Dayton Anlaşması'nı imzalarken ne kadar aşağılık bir anlaşma imzaladığını bilecek kadar da olgun bir adam. Ben bu anlaşmayı imzalıyorum ama başka hiçbir çarem olmadığından imzalıyorum. Hayatımın geri kalanını bu anlaşmanın yok edilmesi için harcayacağım diyecek olgunlukta da bir adam. Hani ne diyelim ona, bazıları gibi, Türkiye için de kastediyorum bunu, içinde bulunduğu durumu, araç olarak kullandığı durumu amaçsallaştırmayan bir adam. Araç araçtır Aliye'de. Hiçbir zaman amaç olmamıştır. Siyaset bir araçtır. Çok basit bir araçtır onun için. Medya çok basit bir araçtır. Hiçbir zaman ne medyayı ne siyaseti hayatının amaçlarından biri haline getirmemiştir. Ve böyle olunca da ateistinden eski Tito'yu özleyenine kadar vefat ettiğinde bütün Bosna, sadece Saraybosna değil, bütün Bosna Saraybosna'ya akmıştır. Ve önce Babo, sonra da Dedo dedikleri Aliye'yi milyonlarca Boşnak ebedi yolculuğuna uğurlamıştır. Peki bu Müslüman profili pratik hayatımızda, bizim hayatımızda ne işe yarar? Aliye'nin bize öğrettiği şey nedir? Aslında Aliye bize teorik olarak şunu öğretiyor. Necip Fazıl'a gidelim. Kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilecek şuurda bir gençlik diyor ya Necip Fazıl Kısakürek gençliğe hitabesinde. Aliye o genç adam işte. Yani Bosna'da kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım cevabını her durumda ve her şartta verebilmiş bir adam. Bir sürü ihanete uğramış bir adam. Mesela Rusmir Mahmut Ciaçic, Aliye'nin çocukluk arkadaşı. Mescit diye küçük bir kitabı var Rusmir Mahmut Ciaçic'in. İslam'da cami meselesine yapılmış en iyi açılımlardan biri. Birinci sınıf bir entelektüel. Enerji Bakanlığı yapıyor savaş esnasında. Aliye'nin yakın arkadaşı olarak. Ama oğlu bir takım kirli işlere bulaşıyor. Aliye, Rusmir'in bundan sonraki hayatında kendisine düşman olacak bir karaktere sahip olduğunu bile bile tam o savaşın orta yerinde Rusmir'i bakanlıktan azlediyor. Niye? Çocuğu bir akçeli işe karıştı diye. Ne bileyim, mesela 10 litre benzin satmıştır çocuğu. Yani ne olacak? 10 litre benzin satmakla 1 ton benzin satmak arasında çok da bir fark yok. Miktar farkı var. Yani sadece o kadar. Ve
mesela Rusmir hayatı boyunca, sonraki hayatında Ali'ye sert şekilde muhalefet etmiş. Ona küfür etmiş, hakaret etmiş. Ama buna rağmen Ali'ye bunu göze alabilmiş ve yapabilmiş bir adamdır. Çünkü ilkelerimden bir kez taviz verirsem bütün mücadelemi kaybederim diye düşünmüştür hayatının sonuna kadar. Sahip olduğum ilkelerin herhangi birinden herhangi bir kez taviz verirsem. Şimdi bu model, yani bu adam modelini Türkiye'de, dünyada bir takım Müslüman tipolojilere uygulayın. Yani birebir örnekler vermek zorunda değiliz. Mesela ilke ne? İlke diyor ki, kardeşim, meşru bir amaca gayri meşru bir vasıtayla ulaşamazsın. Şimdi hiç, yani güncel siyasi tartışmalardan öte bir şey söylüyorum. Bir şey getirin aklınıza. Herhangi bir adam, herhangi bir topluluk, herhangi bir cemaat, herhangi bir Müslüman. Acaba ya amacım meşru, şurada bir küçük gayrimeşruluk yapsam ne olur diye düşünmeyen bir tane Müslüman topluluk, bir tane Müslüman cemaat hatırlıyor musunuz? Siyasi kurumlarından tasavvuf, tarikat yerlerine kadar. Ya ne olacak, amacımız halis değil mi? Ama mesela Ali ya meşru bir amaca ulaşmak için gayrimeşru bir yöntemi hayatı boyunca hiç kullanmamış. Niye? Çünkü bu bizatihi peygamber ahlak. Ne olacak? Yani bir gün seninkilere tapalım, bir gün benimkilere tapalım, bizimkilere tapalım diye teklif ettiklerinde Peygamber Efendimiz'e, bir gün seninkine tapalım, bir gün biliyorsunuz o şeyin, Kureyş'in çok net bir teklifi var. Tamam diyorlar ya, artık en son hani başımıza bela yani bu peygamber. Tamam ya, bir gün sen bizimkilere tap, bir gün de biz senin Rabbine tapalım diyorlar. Şimdi mesela bir anlığına düşünelim. Sürdürdüğümüz hizmetin, sürdürdüğümüz gayretin devamı için bize böyle bir teklif geldiğini deriz ki, yani ne olacak yani? Nasıl olsa bir süre sonra taptıkları şeyin saçma sapan bir şey olduğunu fark edecekler ve hep benim Rabbime tapmaya başlayacaklar. Ne güzel, hiçbir riske girmeden, hiçbir ne bileyim boykota uğramadan, hicret edilmeye zorlanmadan falan ben bu işi yapar geçerim yani. Değil mi? Çok pratik bir düşünce. Ama öyle olmuyor işte. Değil bunları diyor, bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçici değilim. Çok net. Ali ya peygamber ahlakını bu manada üzerinde taşıyan bir adam. Ve şurası çok kilit. Bana diyorlar ki ya İslamcılık ne demek? Abi İslamcılık bir ideolojik İslamcılık diye bir şey var. 140 yıllık, 150 yıllık bir hikaye. O hikayeye inanırsın inanmazsın bilmem ama İslamcılığın en pratik tanımı Müslümanlığını bir kimlik meselesi haline getiriyor musun, getirmiyor musun? En pratik tanımı bu. Senin için Müslümanlık bir kimlik meselesi mi değil mi? Ali'ye bu manada Müslümanlığını bir kimlik meselesi haline getirmeden attığı tek bir adım olmayan bir adam hayatı boyunca. Şimdi bizimkiler derken, yani bir sürü bizimkiler var tabii de, bizimkiler mesela Ali'ye'yi bir çeşit küçük abileri gibi görmeye meyyaller. Hayır. Ali'ye bizim büyük abimiz. Ali'ye hepimize Müslümanlık dersi, siyaset dersi, ülke yönetimi dersi, hatta hadis dersi, tefsir dersi falan filan verebilecek büyük abimiz. Bosna Hersek'in küçük bir ülke olması Ali'ye İzzet Begoviç için çok büyük bir adam olduğu gerçeğini değiştirmez. Ali İzzet Begoviç çok büyük bir adamdır. Türkiye'de eşine çok az rastladığımız birinci sınıf bir zekadır. Ve bu yanıyla mesela Sezai Karakoç'un devlet yönetenine benzetirim ben. Ali İzzet Begoviç. Sezai Karakoç'un devlet yöneteni. Kafa birinci sınıf ikisinde de. Olaylara bakış birinci sınıf. Peygamber ahlakını uygulayış birinci sınıf. Tavizsizlik birinci sınıf. Sezai Bey'in mesela Sezai Karakoç'un önüne altın
kaselerde sunulan fırsatlar galerisi var. Ali İzzet Begoviç'e de öyle. Sezai Bey'i kafalamak ve kendi taraflarına geçirebilmek için Sezai Bey'e yapılan teklifin haddi ve hesabı yok. Ama o 2000'li yılların başına kadar kendi sobasını kendi yakan, o sobanın üzerinde çay demleyen ve sanılanın aksine ofisine gidip selamünaleyküm diyenlere bir bardak kendi eliyle doldurduğu çayı ikram etmeden göndermeyen bir adam olarak yaşamayı tercih ediyor. Niçin? Çünkü Sezai Bey için Müslümanlık bir kimlik meselesi. Üzerinden kar elde edebileceği bir muhafazakarlık meselesi değil. Muhafazakarlık diye bir şey var ya, karını muhafaza eden manasında, tersine çevirerek. 500 dolar artı Allah rızasıyla öğretmen çalıştırmak mesela, muhafazakarlık. Değil mi? 500 dolar artı Allah rızası. Ama iyi teklif. Yani 500 dolar artı Allah rızası. Mesela şey var değil mi? Ticarethane kuruyorsun ama bunu Allah rızası için yaptığını söylüyorsun. Değil mi? Ya ne bileyim. Hani bugün gazetede de yazdım biraz ucundan kıyısından. Ya okul kuruyorsun. Okulunda okuttuğun burslu öğrenci sayısı diyelim TED kolejlerinin okuttuğu burslu öğrenci sayısından oransal olarak fazla değil. TED de %10 burslu okutuyor, sen de %10 burslu okutuyorsun. TED birinci sınıf öğretmenlere 4000 dolar maaş veriyor. Sen kendi öğretmenlerine 500 dolar artı Allah rızası maaş veriyorsun. Sonra da buradan bir Allah rızası devşiriyorsun. Bunu Allah'ın rızasını gözeterek yaptığını söylüyorsun. Abi ne olduk ya, ticarethane kurdun altı üstü. Hurma alıp hurma satıyorsun. Tamam, orada da Allah rızasını gözet tabii, yani hurma alıp satarak, ama yani bunu çok büyük bir janjanla, çok büyük bir paketlemeyle bize yapma. Ve arkadaşlar bir şey daha, Aliya'nın, belki soru cevaba geçeriz vaktimiz varsa, Aliya'nın Türkiye Müslümanlarına birkaç vasiyeti var. Birincisi 2002 yılının sonunda Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı bir vasiyet. Diyor ki Saraybosna'ya bir üniversite kur ve bunu Boşnaklarla, yani bizimle birlikte yap. Ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İUS böylece hayata geçiyor. Güzel, yani Aliya vasiyet etmiş, Türkiye'de böyle bir üniversiteyi hayata geçirmiş sağ olsun. 2003 yılının sonunda ya da 2004'te kurulan üniversite 10 yılda kaç rektör değiştirmiş dersiniz? 11. rektörü şu an. 11 rektörle bir akademik başarı sağlanır mı? Sağlanmaz. Ve bütün rektörlerimizde aşağı yukarı bakış şu. Türkiye'nin, zaten Türklerin Boşnaklara genel bakışı bu. Benim hani acayip sinirlendiğim romantik bakış dediğim şey o. Efendim biz Türk'üz. Bunlar da bizim eski tebaamız. Yok ya. Sen onları tırnak içinde yönetirken de onlarla eşittin. Çünkü Müslümandı. Onlar da Müslümandı. Sen de Müslümandın. Hum rical nahnu rical. Onlar da adamdı. Sen de adamdın. Ama imparatorluk bakiyesi, Osmanlı falan diye abiler gidiyorlar. Şey ya, müzeye para vermeyen var. Kendi yerimde müzeye para mı vereceğim diyor. Hıyar Gaziantep'te Zeugma'ya gittiğinde veriyorsun. Müzeye para vermeyi reddeden Türk diye bir şey var. Ya da mesela en eğlencelisi şu. En eğlencelisi. Hüseyin Begova Camisi'nde namaz kılıyor. Ve Hüseyin Begova Camisi'nde cuma kılarsanız göreceksiniz, Osmanlı müezzinliğiyle namaz kıldırılan dünyadaki tek cami. Dünyadaki tek cami demeyelim ama Türkiye'de yok Osmanlı müezzinliğiyle namaz kıldırılan. Kalkıyor 3 tane müezzin aslanlar gibi bütün o ince duaları okuyarak namaz kıldırıyorlar Hüseyin Begova'da. Hüseyin Begova'da öğle namazı kılıyor bizim hacı amca. Saraybosna'ya, eskiden yönettiği yerlere gitmiş. Namazdan sonra hemen bir boşnağı kolundan tutuyor. Çevirmeni de çağırıyor. Dediğimi çevir çevir. Ne? Namazı yanlış kıldı diyor. Fıkıh öğretecek adama. Fıkıh öğretecek adama. Kalp krizi geçiren var. Yani
mini etekli boşnak abla Hüseyin Baba Camii'nin içine giriyor. Pıt diye çantasından o Tunuslu bedevilerin giydiği uzun elbiselerden çıkartıyor. O elbiseler başa da tık diye kapşonu geçiyor. Tık diye buradan da bağlıyor, namazını kılıyor. Hüseyin Begova Camisi'ne öyle bir abla girince kalp krizi geçiren Türk amcalar var. Tövbe estağfurullah falan diye. Niye? Çünkü Allah'ın dinini sadece kendi ülkesinde yaşanandan ibaret sayıyor. Çünkü Allah'ın dini Hanefi ve Türk'tür. Hani Allah'ın dini dediğin şey, hani bir dakika şimdi Müslümanlık tamam da önce bir Hanefi olacaksın, sonra mümkünse bir Türk olacaksın falan diye, hani imanın çeşitli şartları, Türkler tarafından uydurulan çeşitli şartları. Mesela en küçük farklılığa tahammül etmiyor. Niye? Çünkü imparatorluğuz biz. 600 yıl buraları biz yönetmişiz. Hiçbir fikri de yok oraların nasıl yönetildiğine dair. Üstelik boşnakların kendisini nasıl yönettiğine dair hiçbir fikri yok. Çünkü 70 kadar boşnak vezir var Osmanlı tarihinde. Bir yönetenden söz edeceksek onlar bizi yönetmiş epeyce süre. Sokullu Mehmet Paşa'sından bilmem kimine kadar. Yani bir yönetenden söz edeceksek. Ama Türklerin Bosna algısı, Aliye algısı bu manada çarpık bir algı. Ben de diyorum ki ya kardeşim, bir ilişki kuracaksak Boşnaklarla, Makedonlarla, Suriyelilerle, Mısırlılarla, İranlılarla ne fark eder? Kuracağımız ilişkinin eşit bir ilişki olması gerekiyor. Eşit. Kimseyi aşağılamadan, kimseye de hakkınızı yedirmeden. Yani ne İranlı sana tahakküm etsin, ne sen İranlıya tahakküm et. Çünkü ayet-i kerime diyor ki, şüphesiz Müslümanlar kardeştir. Ama günümüzün ayetleri tefsir eden modern müfessirleri hemen her ne kadar Allah böyle söylediyse de diye tefsir etmeye başlıyorlar meseleyi. Her ne kadar Allah böyle söylediyse de şüphesiz bazı müminler daha kardeştir. Niye? Çünkü benim cemaatimden, benim mezhebimden, benim ırkımdan. Şimdi ben böyle söyleyince İzmir'de bir konferansta, şimdi şöyle mi mesela, Şafiler midye yiyebiliyor, Hanefiler yiyemiyor, fetva o. Gittik abi öbür tarafa, hani öyle ya, emri hak vaki oldu, hesap falan filan. İşte kimi sağdan gidecek, kimi soldan gidecek, inşallah hepimiz sağdan ilerleriz, orada da görüşürüz. Diyecekler ki, baba sen midye yemişsin. Baba diyecek ki, yedim ama Şafiyim. Ha pardon abi, sen sağdan. Öbürüne diyecekler ki, baba midye yemişsin, sen Hanefisin, olmaz. Şimdi mezhepleri böyle zannediyoruz değil mi? Mesela mezhebi böyle zannediyoruz. Mezhebi böyle zannedince bir süre sonra mezhebi din zannediyoruz. Dini böyle bir şey zannedince, mesela Şia'yı, hadi kendinize bir sorun bakalım şöyle içinize. Evet ya, Şia da en az benim kadar Müslümandır diyeniniz var mı aranızda? Kalbinize sorun. Açıktan söylemenize gerek yok. Açıktan söyleyince dil çatallaşıyor. Kalbinize sorun. Herhangi bir Şii kardeşinizi en az ehli sünnet bir Hanefi kardeşiniz kadar Müslüman kabul ediyor musunuz? Afrikalı bir Maliki'yi bırakın şeyi, en az kendiniz kadar Müslüman kabul ediyor musunuz? Bir sorsanıza kendinize. Ne oluyor? İşte o boşnak, o Hanefi, o Maliki, o Şafii, o Şii falan deyip, ya ben Avrupa'ya gidiyorum abi, Avrupa'da aynı günde 4 ülke dolaşıyorum. Niye? Adamlar aradaki bütün tartışmaları rafa kaldırmışlar, sınırlarını açmışlar ve mesela 40 yıl önce, ya değil yani öyle 100-200 yıl önce, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önce 1.8 milyon Yahudi öldürülmüş. Slovakyalılar Polonyalıları kesmiş, Polonyalılar Almanları kesmiş, Ruslar hepsini kesmiş, Hitler alayına dalmış falan filan. Bütün bu tartışmaları unutmuşlar ve bir sınırları ortadan kaldırıp biz bir arada yaşayabiliriz demişler. Biz mesela 300 yıldır savaşmadığımız İran'la kanlı bıçaklı olacağız. Suriye ile sınırımız kapandı falan filan. Bize sürekli diyorlar ki ya Türkiye'den bir ülke daha çıkmalı. Bir ülke daha çıkmalı. Ya ben diyorum ki ya Suriye ile sınırlar kalkmalı. Suriye'de Türkiye'nin değil ama Müslümanların bir ülkesi olmalı.
Öteki diyor ki, yok abi sen bu farklılıkla asla bu Türklerle bir arada yaşayamazsın. Niye? Sen Kürtsün abi. Türkiye'de diyor ki, ya sen bu Kürtleri ne taşıyorsun kardeşim sırtında kambur gibi. Allah Allah ya, biz 1000 yıldır falan bir aradayız. Size ne oluyor diyorsun? Yok, farklılıklar çok önemli diyor. Kendi farklılıklarını bütünüyle ortadan kaldırmış emperyalizm. Sana kendi farklılıklarını çok önemse ve bunun üzerinden düşmanlık geliştir diyor. Karslı ile Erzurumlu bile birbirine düşmandır memleket. Yani birbiriyle hiçbir kavga sebebi bulamazsa mikro milliyetçilik üzerinden kavga eden insanlar haline getirmiş bizi emperyalizm. Ufak yorum farklarından birbirini kesen insanlar haline getirmiş. Bize bu dolmaları gayet güzel yutturmuş. İşte Aliye İzzet Begoviç tam bu noktada bize bu dolmaları yutmamamızı söyleyen adamdır. Sadece bu yanıyla bile 20. yüzyıla ve İslam düşünce tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir mübarek zattır diyelim ve sorusu olan varsa soru cevap faslı yapabilelim, şöyle bir 5-6 soru. Mümkün müdür? Mümkün. Vaktimiz var. Yalnız el mikrofonu yoksa onu ufak hani sesleri... Biraz bağırarak konuşacağız o zaman. İlk soruyu günahsız olan sorsun. İlk soruyu sormak zaten zordur. Cesaret edip parmak kaldırmak. Ben onu iyice zorlaştırıyorum. O bir şey yok. İlk soruyu günahkar biri sorsun o zaman diye. Tamam, ilk soruyu ehli sünnet bir Hanefi Türk sorsun deyip böyle oraya bağlayalım. Var mıdır sorusu olan? Ne güzel, herkes bütün konuyu anlamış. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Osmanlı Savaşı'nın olduğu yıllarda okulumda okuyordum, hayatlardaydım. Bu zaten anlaşmasını iyi hatırlıyorum. O bahsettiğiniz Ali Yavuzcuklu'nun için konuşmalarını hatırlıyorum. Fakat hatırlayamadığım şey, Türkiye'nin o dönemde nerede olduğu, ne şekilde müdahil olduğu ya da müdahil olup olmadığı. Çok güzel soru. Çok güzel soru. Yani ilkokulda olmasan da hatırlayamazdım. Yani ben 95'te 19 yaşındaydım 95'te. Ben de hatırlayamıyorum. Çünkü memleketi Demirel yönetiyordu. Bir rivayete göre Demirel'in bastığı yerde ot bitmez. Şöyle, Demirel o dönemde sık sık çıkıp Boşnak kardeşlerimiz falan diye bir takım saçma sapan açıklamalar yapıyordu. Gene Boşnaklara bütün yardımları, şimdi burada isimlerini anmaktan hiç de imtina etmeyeceğim. Süleyman Gündüz abi gibi, Bülent Yıldırım abi gibi, İHA gibi. Zaten İHA'nın varlık sebebi Çeçenistan ve Bosna savaşlarıdır, cihatlarıdır. Türkiye'nin Müslüman halkı yardım ediyordu ve canhıraş şekilde bir Bosna kamuoyu oluşturmaya çalışılıyordu Türkiye'de. Ama Süleyman Demirel ve avanesi büyüklerimiz ne derse o olur diyorlardı. Hatırlayın, Başbakan Davos'ta One Minute dediğinde, o çok eski bir Türkiye refleksidir. Başbakan Davos'ta One Minute dediğinde, One Minute'i doğru bulursun, yanlış bulursun. Bundan bahsetmiyorum. Bir takım eski Türkiye'nin aktörleri, Demirel, ne şu CHP'deki kötü adam. CHP'deki herkes mi kötü? Yok canım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey demiyorum da. CHP'de bir eski Türkiye'nin adamlarından biri falan çıkıp, bunu Türkiye'ye çok ağır ödetirler demişti. Bunu Türkiye'ye çok ağır ödetirler. O neydi biliyor musunuz? O... Benim sinmişlik dediğim, eski Türkiye dediğim, kendi gücünün asla farkına varamayan, güdük, hayatın bütün kurallarını, dünyanın bütün kurallarını Amerika'nın ya da benzeri ülkelerin koyduğunu düşünen, bizim de bu oyunda en küçük bir yerimizin olmayacağını vehmeden bir mantık. Demirel tam o mantığın temsilcisiydi. Dolayısıyla Aliye İzzet Begoviç'i bir iki kez kabul etmek, ve işte Bosna her şeyi ilk tanıyan ülkelerden biri olmak dışında, yani Davos'a Türkiye müdahil olabilecekken, Rusya oldu, Almanlar oldu, Amerikalılar oldu. Türkiye müdahil olabilecekken olmadı.
Yani en azından derdik ki ya yapamadılar ama hakikaten müdahil olmaya çalıştılar. Bugün mesela en azından ne diyoruz biz? Diyelim Mısır konusunda. Ya kardeşim tamam gücümüz bir şeye yetmiyor ama Mısır konusunda ses çıkarıyoruz. Niye? Çok basit bir Müslümanlık gerekçesiyle. Çünkü biz zaferden sorumlu değiliz. Biz seferden sorumluyuz. Zafer dediğin şey bütünüyle ayet-i kerimelerle de sabit olduğu üzere Allah'ın inayetiyledir. Sen seferini yaparsın, Allah sana zaferi ya bahşeder ya bahşetmez. Ama sen seferden de kendini alıkoyar ve mesela Saraçhane'ye gidiyorsunuz da ne oluyor? Biz geceleri hacet namazı kılıyoruz derseniz o bir sefer yapma biçimi olmaz. Yani ben o dönemde çok söyledim. Biz de zaten Saraçhane'ye işte Çağlar'la, Mücahit'le falan Saraçhane'ye gidiyorduk. 11-12 gibi Saraçhane'den çıkıp Taksim'de gece kulüplerine akıp sabahlara kadar kop kop yapıyorduk. Yani biz hacet namazı kılmayı bilmeyiz, Fetih Suresi okumayı bilmeyiz, dua etmeyi bilmeyiz. Sadece Saraçhane'ye gidip ellerimizi kaldırırız, slogan atarız, orada teravih namazı kılınmadı falan filan. Yani bu seferi çok şey buluyorlar ama şunu söyleyeyim, her yerde örnek veriyorum, Eskişehir'de de örneğimi vermiş olayım. Bir cuma namazı sonrası Konya'dan iki grafiker arkadaş Rabia sembolü diye bir sembol gönderdiler bize. Anadolu Ajansı'nın çektiği bir fotoğraftan hareketle. O Rabia sembolünü biz o gün sosyal medyada yaygınlaştırdık. O gün akşam Çağlar sen oradaydın, Mücahit sen de oradaydın galiba. Bu arkadaşlar kendilerine Rabia logolu tişörtler yaptırarak alanda en ön sırada yerlerini aldılar. O gün akşam gene Anadolu Ajansı ve başka ajanslar dünyaya bu fotoğrafı servis etti. Pazar akşam itibariyle 350 milyon sosyal hesabın profil resmi Rabia sembolüydü. Öteki cuma itibariyle 800 milyon insan sosyal medya hesabında Rabia sembolünü kullanıyordu. Ve örnek vermekten hiç geri durmayacağım başka bir şey. Bundan bir süre sonra bizim Fahrettin diye bir arkadaşımız Kudüs'e gitti. Kudüs rehberliği yapıyordu o zamanlar. Şimdi başka bir sektöre geçti. Kudüs'te hiç tanımadığı bir adam sana yemek ısmarlayacağım deyip gelip sarılıyor. Seninle resim çektirmem gerekiyor falan diyor. Fahrettin diyor ki ne yaptım abi yani ben seni tanımam etmem. Diyor ki ya ben senin fotoğrafını buradaki gazetelerde gördüm. Üzerinde tişört vardı, Rabia tişörtü vardı. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Bizim elimizden gelen buydu. O insanlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Hiç otoriteden falan da izin almaya gerek duymadık. Çünkü biz zaferle mukayyet değiliz. Bizim nihai amacımız bu dünyanın krallığını ele geçirmek falan değil. Bizim zaferle işimiz yok. Bizim seferle işimiz var. Yolculukla işimiz var. Yani belki şunu söyleyerek bitirmiş olayım. Kendilerini zaferle mukayyet zannedenler Mavi Marmara'da ölen 9 şehidimize yazık oldu diyebiliyorlar. Çünkü nihai amacın mutlaka zafer olması gerektiğini düşünüyorlar. Ama Furkan'ın annesi, babası, yakın arkadaşları, Cengiz abinin oğlu falan filan, ya bir mübarek seferde şehit oldu diyorlar. Bu bir bakış farkı. Ve dünyada hali hazırda Müslümanların en çok karşı karşıya kaldığı bela İslam'a karşı İslam belasıdır. Bu anlayış farkı belasıdır. Yani deminki vahdet çağrım bununla ilgili bir çağrı değil. Bu bütünüyle bize yabancı bir anlayış çünkü. Yani bu bizi kendi varlık nedenimizi inkar etmeye götürebilecek bir anlayış. Bununla her düzeyde, her biçimde, her şekilde düşünsel olarak mücadele etmemiz gerekir. Düşünsel olarak diyorum bakın. Bana ne, siyaset kendi hesaplaşmasını yapsın, bilmem ne yapsın. Ama bizim bununla düşünsel olarak uğraşmamız gerekir. Bizim üzerimize düşen görevlerden biri de budur. Bir soru daha alalım.
Var mıdır soru? Ne güzel sorusu olan yok. Bitirelim o zaman. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki. Sizlere de konuşmacımız İsmail Kutsasan abimize de çok teşekkür ediyorum. İyi çaldı. Bitti çıkış silahı. Arkadaşlarım bir hediye hazırlamışlar. Sayın İsmail Kutsasan'a takdim etmek üzere. Rektör yardımcımız Sayın Bahattin Cetiren sahneye davet ediyorum. Yaptın mı ben? Yapmamışım. Çok güzel.